sonra Susuz'a geldik. Susuz'da Susuz Belediye Başkanımız Oğuz Bey ile beraberiz. Kendisini daha önceden ben sosyal medyadan da takip ettim. Başka derneklerde görüştüm. Çok 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 güzel çalışmaları var. Ben belediye başkanımızdan neler yapıyorlar, kısaca onun hakkında bilgi almak istiyorum. Buyurun başkanım. Öncelikle teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hepiniz bizi ziyaretinizden mutlu etti. Hele böyle bir iş için bizi ziyaret etmeniz bizi daha da mutlu etti. Allah razı olsun. Şimdi Cilavuz Şafkat Evi'ndeyiz. İlçemiz İzmir Susuz ama geçmişinde Cilavuz Köy Enstitüsü'nün olduğu ilçe olduğu için biz hep Cilavuz olarak anılmak istiyoruz. Burada çalışmalar yaptığımız yerde Cilavuz Şefkat Evi. Biz 2019 seçimlerinden hemen sonra bu olayla ilgilendik. Hasan Bey var, Hasan Mümin Koçan Belediye Başkanımız. Hasan Bey ile birlikte bu projeyi başlattık. Burası şeydi, Köy Enstitüsü'ne ait ahırdı. Atıl bir durumdaydı, işte evet. Harap bir durumdaydı. Oranın bakımını, onarımını yaptık. Sonra önce bir alanı çevirmiştik, daha sonra alanı genişlettik. İçerideki ve köylerden atılan işte sokak hayvanlarını, burada kısırlaştırmalarını yaptık, evet. Aşılarını yaptık. İşte kimsesiz yavruları getirdik burada, onlara da ayrı bir bölüm yaptık. Kış ayları biliyorsunuz, burası soğuk bir iklim. Evet. Kış ayları -25-30 derecelere kadar düşür. Özellikle yavruların yaşamları tehlikedeydi. Onlara da ayrı bölümler yaptık. İşte soba falan aldık, soba kurduk. Bu yıl ahırın tamiratını yaptık. İnşallah bu kış orası çok daha iyi ve evet. Güvenli olacak. Çalışmalarımız dedim ya bütün... Kaç köpek var başkanım burada şu anda? Şu anda sayı olarak 120-130 tane evet. Hayvanın büyük var. Çoğunun... 30-40 tane de yavrular var. Evet. Yavruların çoğusunun anneleri yok zaten. Evet. Yavru olarak atılmışlardı. Ama burada şöyle bir şey de gördük. Anneleri olmayan hı-hı. yavrular burada diğer anneler tarafından sahipleniyor. Hemen de çekebiliriz işte. Diğer anneler tarafından da sahipleniyor. Çok güzel. Yavruların da yine aşıları yapıldı. Büyüklerin kısırlaştırmaları, yeni gelenlerin yine hemen kısırlaştırmaları yapılıyor. 2 yıldır sürdürüyoruz. Bu anlamda sosyal medyadan hayvansever arkadaşlardan da büyük evet. destekler aldık. Özellikle mama desteği olsun, maddi destek olsun, kısırlaştırmalar, aşılar konusunda çok büyük destekler aldık. Almaya da devam ediyoruz. Onlar da bizi tabii biraz daha güdüledi. İşi yaptıkça daha çok zevk almaya başladık. Her gün biraz daha iyiye gidiyor. Buranın da yaşam koşulları her gün biraz daha iyileştiriliyor. Daha yapacağımız çok işler de var. Onları da yapıp burayı daha böyle hayvanlar için yaşanılabilir bir haline getirmeye çalışıyoruz. Okullarla, öğrencilerle, halkla da bu anlamda görüşerek onların da bakışlarının değişmesini istiyoruz. Allah razı olsun. Daha sonra kısırlaştırdığımız hayvanların bir kısmını aldığımız yerlere geri bırakıyoruz. Yani insanların artık bunlarla birlikte yaşamanın ne kadar güzel olduğunu görmeleri gerekiyor. Korkulacak bir şey olmadığını, evet. aslında sevgiyle yaklaşılırsa olayın daha başka olduğunu, merhametten uzaklaşmamak gerektiğini düşünüyoruz. Hatta bir sloganımız da vardı, merhamet olmayan yerde bereket olmaz diye. Biz ne kadar merhametli davranırsak buranın da bereketi o kadar arttı. Vallahi başkanım ben çok sevindim, çok mutlu oldum. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Bu zamana kadar 5-6 tane il dolaştım. Birçok hayvan gönüllüsü arkadaşlarla kontaktayız ama ben bu kadar güzel, bu kadar düzenli bir yer ilk defa görüyorum. Ayrıca bir başkanı, yani bunu şey için söylemiyorum, laf olsun için de söylemiyorum. Çünkü biz her gittiğimiz yerde belediye başkanlarının, Emir şunu da çeker misin? Belediye başkanlarından yani genelde sıkıntı oluyor. Bu arada benim takım elbise gidiyor ha. Sabahtan beri öyle zaten. Gönüllülerden takım elbise istiyorum. Bak takım elbise mi getirdin? Valla başkanım söylenecek pek söz bırakmamışsınız. Yani çok çok güzel. Yani şu hayvanların buradaki huzurunu görüyorum. Şunların huzurunu eminim. Bunları da çektin değil mi hepsini değil mi? Valla ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Belki kısaca başkanım birkaç konudan bahsettiniz. Ben bunu Ağrı'da ve Kars'ta gördüm ki Kars'ın durumu yani bir Kars'ta olarak çok geçirdim. Öyle söyleyeyim. Oradaki işte Berivan Hanım var. O ilgileniyordu. Evet. Yani besleme yerine gittiğim zaman her yerde. Bu kadar köpeği ben ilk defa bir arada görüyorum. Evet. Onun da sorunu şuydu, dışarıdan çok hayvan geliyordu. Burada da herhalde öyle bir sıkıntı var. Bizde de öyle bir sıkıntı var. Diğer ilçelerden özellikle Kars merkeze ve bize. Hani birileri şunu duydular, evet Susu'da Cilavuz Şafkat Evi var. İşte burada hayvanlara bakılıyor. Evet. İşte aşıları yapıyor, beslenmeler yapıyor. Bizden izinsiz, habersiz bir şekilde evet. Diğer ilçelerden
Yani bunu özellikle de Bertürk belediyeler bu işi yapıyor. Evet. Getirip işte KAS merkeze ve evet. buraya bırakıp gidiyorlar. Evet. Bu doğru bir şey değil. Evet. Herkes bunu yapabilir. Yani biz bunları yapabildiysek bizden daha büyük. Ekonomik olarak da koşulları çok iyi belediyeler. Evet. Bunları yapabilirler. Sonuçta bu artık yasa da bunu gerektiriyor. Hı hı. Hadi gönüllülüğü bir tarafa bırakalım. Evet. Yasal da bir zorunluluk. Belediyenin çöp, su, kanalizasyon nasıl asli göreviyse bu da artık belediyelerin asli görevleri. Aynı zamanda özel idare de bence bu konuda sorumluluk almalı. Evet. Köylerde kısırlaştırmaları yapmalı, çok aşılar güzel. Yapmalı ki biz bu sirkülasyonun önüne geçebilelim. Hani bu sürekli belediyeler ve dışarıdan getirip buraya bırakıp gitme bizi de çok fazla zorluyor. Evet. Hani bunun sürdürülebilir şeyini de tamam biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sağ olsunlar dışarıdan da gerçekten evet. Hayvanseverlerden, hayvansever derneklerinden, Boğaziçi Üniversitesi'nden, hı hı. bir sürü yerden, sizin gibi arkadaşlarımızdan, milletvekillerimizden destekler aldık. Ama dediğim gibi bu sürdürülebilir olabilmesi için herkesin görevini, sorumluluğunu bilip bu işe bir yerinden tutması gerekiyor. Vallahi başkanım inanın birçok bir başkan olarak birçok insanın duygularına tercüman oldunuz. Bizim bunu bir başkandan duymak çok güzel. Yani örneksiniz bu konuda da. İnşallah öteki belediye başkanlarımız da başkanımızı duyarlar. Çünkü yani manzara ortada. Huzur var burada. Evet. Yani öyle bir şey ki aklıma şey geldi. Yani okullara çocukları getirip bunların içerisinde çok rahatlıkla dolaştırabilirsiniz. O projemiz tabii. de var. Yani, var mı öyle bir tabii, şey? Tabii. Yani şu da var. Ara ara okullarla iletişime geçip öğrencileri buraya getirip evet. yani hayvan sevgisinin, hayvanların işte evet. onların düşmanları olmadığını, hayvanları sevmenin aslında ne kadar önemli olduğunu, onları daha mutlu evet. edeceğini ki ben eminim yani ben de öğretmenim. Evet. Çocukların gelişimlerine de katkı sunacağını kesinlikle başkanım düşünüyorum. Bu zamanda, yani bunları evet. sevenler yani hayvanları evet. sevenler insanları da sevecek. Kesinlikle. Daha barış içinde yaşayacaklar, görecekler. Bakın burada işte birlikte hiçbirbirlerine zarar evet. vermeden de yaşayabiliyorlar. Evet. Yani eğer huzurlu bir ortamlarsa, karınları da toksa inanın ki kimse kimseye dokunmuyor. Kesinlikle. Bir şey yapmıyorlar. Başkanım çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim.